kısaca şöyle bir evvela bir tablo çizeyim. Yani ben 7. 8. yüzyılı kab olarak yükselme dönemi olarak tarif edebiliriz diyorum. Yani bu kabaca bu tarifler hani değişebilir. Kimisi 7. yüzyıl yükselme, 8 falan diyebilir yani böyle ama 7-8 yükselme, 9 ile 13. yüzyıl arası İslam medeniyetinin en üstü dünyanın medeniyeti olduğu. Böyle 14 ile 16. asıl arası bir duraksama döneminin olduğu. 17. ile 21. yüzyıl arasının da Batı medeniyetinin dünyanın en üstü medeniyeti olduğu bir şeklinde bir böyle çok kabaca bir tablo çizebilirse. Yani 7. yüzyılla 16. yüzyıl arası aslında İslam medeniyeti bunun büyük bir kısmında dünyanın en üstün medeniyetiydi. Ve burada dikkat edin diğer kavimlere karşı müthiş bir kompleksizlik var. Bir bakıyorsunuz Hindistan'dan matematiği alıyorlar. Ve kendileri de üzerine bayağı bir şeyler koyuyorlar. Yani Harizmi koyuyor, Biruni müthiş şeyler yapıyorlar. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz eski Yunan'dan yine felsefeyi mesela Öklit'ten işte matematiği veya diğer şeylerin alınması var. İran'dan o dönemde İran'ın o bilgeliğinden de yine ne bileyim siyasetle ilgili başka çeviriler var. Kendi dönemdeki o Süryanilerin belli birikimlerinden de yararlanıyorlar. Ve bütün bunlardan müthiş kompleksiz bir şekilde farklı inançlar çeviriyorlar ve bunların üzerine müthiş şeyler koyuyor. Bir bakıyorsunuz İslam'da ilk yüzyıllarındaki işte Hayyan belki 17. 18. yüzyıla kadar aşılamayacak derecede iyi bir kimyacı olarak karşımıza çıkıyor. Böyle kimyanın içine deneysel kimyayı başlatacak bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bir anda bakıyorsunuz işte Biruni küresel trigonometri üzerine bir şeyler geliştiriyor. Bir bakıyorsunuz Hintlerin arasına gidip de Hintler arasında nasıl çalışma yapılması gerektiği, onların kültürünün nasıl tanıtılması gerektiğini anlatırken antropolojinin ilk belki örneklerini, metodolojisini veriyor bir yandan onların arasında çalışırken. Harizmi mesela bugünkü matematiğin bu halde olmasında çok önemli bir isim. İşte bugün cebir diye andığımız matematik aslında işte Arapçadan geçiyor. Yani burada da Harizmi'nin özel bir önemi var. Memun'a bakıyoruz. İslam'ın 9. yüzyılın başlarında dünyanın en gelişmiş haritasını kurmuş. Ve burada Müslümanlar evvelki medeniyetlerle kompleksiz bir şekilde mesela Memun evvelki haritaları falan da alıyor. Fakat kendi döneminde çok büyük bir kitleyi o haritayı geliştirmek için seferber ediyor. Dünyanın dört bir tarafına işte gönderiyor. Onların bilimsel bilgilerinden faydalanıp kendi döneminin olabilecek en gelişmiş haritasını kuruyor ki bunun için müthiş bir matematiksel altyapı veya dünyayı gezip taramayla ilgili bir altyapı lazım. Bir taraftan bakıyorsunuz Biruni ile İbn Sina ışığın hızının sonsuz mu sınırlı olduğu gibi yani fizik açısından olağanüstü diyebileceğimiz zamanın bir ötesi tartışmaya kafa yorduklarını görüyoruz. Ve geçmiş medeniyetten üzerine önemli ölçüde yaptıkları deneylerle ve teorik akıl yürütmelerle bir şeyler koyuyorlar. Saf bir nakil gibi değil buradaki süreç. Genelde öyle söylenir. Tabii bu onları aşağına gidiyor. Bu süreci iyi incelemeyenlerin söylediği bir şey. Veyahut da bir de hocam şöyle bir şey var. Yani biz hep şöyle okumadık mı? Orta çağ, karanlık çağ diye öğrendik. Halbuki o Avrupa'nın karanlık çağıydı. Yani bütün insanlığın karanlık çağı mıydı? Yani onlar Avrupa karanlık çağı yaşarken İslam coğrafyasında işte altın çağ demişler. Altın çağ neden böyle bir zihinsel yaptırma? Tarihsel yani ben Avrupa için bile orada tamamen karanlık çağ deyip sanki Avrupa'da da o dönemde hiçbir şey yapılmadı demek onlara bile haksızlık. Yani onu da baştan söylemem lazım. Bu yani tarihçilerin belli kısmı belli dönemlerde böyle şablonları oturtmuşlar. Sonra kopyalanıp o biraz şablonlar farklı bir şey söylüyorsunuz şu an. Devam etmiş. Yani sonuçta hiçbir zaman için bilimsel devrim kendi kendine gökyüzünden atılmış bomba gibi patlamış ortaya çıkmış bir şey değil. Kendisinden önceki birikimin üzerine bir şeyler koyarak kurulmuş bir şey bilimsel devrim. O birikimde ne zaman oldu diye bakarsanız bu işte tarihin daha evvelki dönemlerinde işte orta çağda olmuş. Hatta milattan önceki dönemde yapılanların üzerine orta çağlarda konmuş. Onun üzerine ondan sonra bir şeyler konup da bilimsel devrim olmuş. Bu yani bu tip tanımlamalar aslında aklı başında bilim tarihçilerinin birçoğu bu tip tanımlamaların ne kadar hatalı olduğunu göstermişlerdir. Bunlar belli şablon olarak yani olması ne yazık ki üzücü ama düzeltilmeye muhtaç. İslam medeniyetinin de o dönemdeki
şeylerdeki ama ona bir kez daha dikkat çekelim. Gerçekten kompleksiz olarak alıyorlar. Bir bakıyorsunuz muallim evvel diyorlar Aristoteles'i anarken. Yani bu ilk öğretmen demek. Yani ne kadar saygı değer bir ifade. Evet. O işte başka dinlerdendir, başka bilede de hiçbir kompleks yok burada. Ve birçok Müslüman bilim adamı Aristoteles'i mesela eleştiriyor. Ondan sonra gelip de birisi eleştiren diyor ki yok Aristoteles orada haklıydı, sen hatalıydın diyebilirsin. Aristoteles için değil, aynı şey Galen için oluyor. Veyahut da Hindistan'dan alınan matematikle ilgili belli şeyler için de benzer tartışmalar oluyor. Dikkat edin, müthiş bir kompleksiz bir Müslümana muhalif olup bir Yunan'ın tarafını tutabiliyor başka bir madde. Çünkü onun için önemli değil, önemli olan hakikatin ortaya taassup çıkması. Yok. Ha tabii, dediğiniz gibi taassup yok. Bu evrenle ilgili hakikat Müslüman'ın malıdır. Çünkü bu evreni yaratan Allah'tır. Bu evreninle ilgili doğru bilgiye bizi ulaştırmak Allah'ın sanatını bilmemizde bize yardımcı olur. Bu zihniyet olduğu içindir ki bu kompleksizlik var. Fakat daha sonra Batı'dan bizden alırken yalnız farklı bir şey var. Batı bizden alırken bilgileri İslam dünyasından, coğrafyasından alırken orada bir Batı İslam dünyasını bir rakip görüyor. Mesela işte 11. 13. yüzyıllar arası bir Haçlı seferleri falan yapılmış. Yükselen bir medeniyet. Avrupa'nın güneyinde önemli bir yerde duruyor. Hı hı. Bütün Avrupa'yı bir gün alırlar mı gibi zihinde endişeler var. Ha, böyle bir rakip görmenin içinde bir bakıyorsun birçoğu atıf yapılmamış. Hı. Kapatılmaya çalışılmış. İslam dünyasından mesela tıp kitapları tercüme ediliyor. Bakıyorsunuz tıp kitabının üzerine tercüme eden kendi ismini yazmış. Veyahut da Aristoteles'in ismini yazmış, Galen'in ismini yazmış. Kaynak göstermemiş. Yani direkt tercüme edip kendi ismini yazmış. Kilise falan da bunu, aslında bu tercümelerde mesela kilisenin de rolü önemli bu sefer. İslam dünyasından batıya yapılan tercümelerde. Yani kilisenin içinde birçok bu tercümeler yapılıyor. Fakat o bir adeta düşmandan mal kaçırır gibi, düşmanın cephaneliğinden mal kaçırır gibi bu sefer yapılıyor. Ama o dönemdeki tabii bu siyasi ortamla alakalı. Ha, Müslüman dünyada böyle bir durum söz konusu değil yani. Aristoteles'te falan rakip olacak, Hindistan'da o dönemde tercüme ettiklerinde Hintlere karşı gocunacakları bir şey görmüyorlar. Hmm. Çok daha açık görüşlülükle kaynaklarında bunları belirterek veyahut onlardan aldıklarını söyleyerek bu aktarımları yapıyorlar. O zaman bu söylediğinizle şu çıkıyor. Yani bugün bizim hafızalarımızda olan bilgiyi bir şekilde açıklamış oluyorsunuz. Yani şöyledir ya, eski Yunan ve Batı medeniyeti aradaki o İslam coğrafyası, İslam dünyasının katkısını bilmeyiz. Böylelikle aradan biraz çıkartılmış oluyor. Tabii bu Batı merkezli yazılımlı bir tarih anlayışı ama Batı'nın içinde de yani bizdeki Fuat Sezgin hocamız gibi böyle değerli bilim tarihçilerimizi bir kenara bırakalım. Yani o zaten bu konularda çok güzel eserleri var, ortaya koyuyor. Fakat Batılı birçok namuslu bilim adamı da bunun yanlış olduğunu söylüyor. Yani hem önemli miktarda bir kısmı söylüyor. Fakat ders kitaplarında veya birçok yerde böyle ne yazık ki yanlış bir algı hala. Eski Yunan'dan işte Batı bir anda sanki bilgileri aldı, ortaya çıktı gibi bir anlayış. Hakim yani felsefe tarihi kitaplarında, bilim tarihi kitaplarında da işin doğrusu buna benzer bir anlayış hakim. Yani o kısmı ya hiç bahsetmeden veya çok hafifçe bahsederek geçiyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Onları düzeltmemiz dışında, doğrusunu anlatmak dışında yapabilecek bir şey yok. Hı hı. Aslında bununla ilgili yayınlanmış çok makale var. Hı hı. Hem Müslüman bilim adamlarının, bilim tarihçilerinin, hem Batılı bilim tarihçilerinin yayınladığı çok makale var ama kitaplara baktığımızda, bilim tarihi kitaplarını anlattığımızda o makalelerin yansımasını birçoğunda göremiyorsunuz. Ne yazık ki öyle bir eksiklik var. Biz